Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi değerli üyeleri, aranızda bir de sesleniyorum. Türk milleti hakkı hukuku, can, mal, güvenliği, çıkar, menfaati, istikbali, bekası, yüzü, gözü, hürmet aşkına. Değerli üyeler, sizlere karşı nişan alıp hedef belirtmeden, alenen ardı sıra mevzu gibiysek, kurşun gibi etkili atışacağım sözlerimin ciddiyetine derhal varmanızın aciliyeti ve önemi açısından oy birliğiyle kabul etmeniz ve derhal gündeme almanız için asıl hal meseleyi anlatmaya başlamadan dizinize, zihninize soğuk duş etkisi yaratması maksadıyla ya istiklal ya ölümdür sözlerine gelmekten empati duygularınızı temizlemek için ve birinci dereceden akrabalarınızın anne, baba, ev, çoluk, çocuk, torun, son balıklarınızın cansız bölümlerine kucağınızda hissetmenizi ve tavuklarınızı kökünüzden aldığınızı düşünmenizi arz ve taleple rica ederim. Diğer taraftan değerli Büyük Millet Meclisi dikkat dikkat vakit kararıyor. Savaş ve hücum bombaları uçuyor. Kapat sıkıştırıyor. Alarm veriyor ve sıra ardı sıra okunuyor. Tabut tabut sandukalar hemen sonrası eller açılıyor ve oylar bekleniyor. Sonuçlar soluksuz takip ediliyor ve itirazlar ediliyor. Kara çarklı felek kime çarpılacak? Sonrası ya kedidir kedi ya kesin hileli bu çark hileli bu döngü kısa döngü dön gayrı gayrı demedi boşa rahmetli dön karacamca bütün eller havada oylar şimdi tavada yerler yavrum yerler sızlamaz ki kemikler şehire niyazlı derler niyazlı derler diğer taraftan. Değerliler, sizlere istikbali bekasından birinci dereceden direkt olarak alenen vekili, mükellefi, vasisi olduğunuz nüfusu 100 milyona kapatmış olan hani o dertlere derman, yaralara merhem, sorulara çözüm bulmayla sözler verip bin bir türlü vaatlerle oyları ve dualarıyla aralarından sizlere yükseklere uçup gözden kaybolduğunu sonradan kendi şahsi ve çıkar menfaatinizden onlara 4. 5. hatta 20. arka planınıza bırakıp ayakta hazır olda beklediniz. Ne yazık ki de tek bir gün bile gün yüzü gösterip rahata erdirmediniz. Rahat göstermediniz. Ulus halkınız, milletiniz hakkı namına Adana'nın tek seferinden son vermeye son ümit, son duayla uyarı sinyal çekiyor. Selektör çakıyorum. Ve Vovay Erişim'le can arkadaşlarımla en az 100 milyon insan bekası, selameti, istikbali namına siz değerli Mehmet Ali'ye, Kuvayi Milli'ye, Türkiye Cumhuriyeti tüm meclis üyelerine avaz avaz haykırırken en yüksek sesimle bağırıyorum ve yükseliyorum. Konu hal mesele acil durum kullanma talimatı ve seyir-i sefer görev emri. Adım Urbaktal Gazi ve şehitlerin son soyundan, son özünden, son fedailerin fedailerinden gelen şahsiyetim olarak diğer taraftan. Kendi yurdunda siz değerli meclis üyelerinin yurt meydanını, yurt meydanının siyasi çöp pataklığına çevirdiğinizden can kıymeti değeri bir kamuoyu pekerisi kadar bile etmeyen en az 100 lira yakın sivil millet insanlarından sadece çekilmiş biriyim. Değerliler, en başta bilmenize son derece ehemmiyet vardır ki birimiz, hepimiz, hepimiz 100 milyon lira milli irade şeklinde teyakkuzlar ve hazır hazır onları sebep dedik ki sizlere bu çağrımı yaparken en az 100 milyon halkınız hakkı adına cümleten sefer yetkinlik vücut olarak sivil 4 çocuk babası sivil esnaflık olarak yaptığımı tekrardan hatırlatıyorum ve arz ediyorum. Diğer taraftan yakıtı sadece oy olan, oy püskürtmeli, beş zamanlı, üçte memalı olup bakımına ne şans ne dua gerektirmeden fen, bilim, matematik yalamalı, felsefe, edebiyat, sosyal düzeyli, ebedi ufuk botalı, Büyük Millet Gazi Meclisçan'ın Muhyiddin'i ve ilk pilot kaptanını şüphesiz ki Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Bülkün eğitim ve ders pratik yapmadan ilk acil kalkışla uçuşa geçip sefer çekti ve bu uçuş tecrübelerine sigara ve bizlere bol göstermeyi armağan ederek biraz bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti kullanma talimatı nutuk kitapçığı konusu hepinizin benimle aynı fikir olduğunu ve ne düşündüğünüzü çok iyi bilmenize
yarar görüyorum, sıkıntı görmüyorum ve faydalı buluyorum. Ondandır sebepti ki yaklaşık 102 yıl öncesine Emevi Ufuk Kızılırma yolunda rahat rahat uçup ve keşif gözetimi yaparak ulusun çıkar menfaati namına el kaldırma usulüyle oy birliği ve oy birliğiyle planlar yapma ve projeler üretmek için yemin edip an içerek oturduğunuz o büyük millet meclisi pilot ve seyahat koltuklarından koltuklara hemen otur oturmaz aynı baba mirası gibi serpenip kene gibi yapışarak başkasına kaptırmamak için kişisel olarak vekili olduğunuz halkınızı unutup nasıl koltuk kavgasının mücadelesinde olduğunuzu tek yavru olarak görüyoruz ve biliyoruz ve size gördüğünüz gönlünüz efendim. Mucidin üstün zekasına ne mutlu ki, ne sevindirici ki yakıt deposunu havada ikmale kapalı tasarlaması ve yakıt deposu da maksimum sadece 5 yıl havada kalabilecek kadar o yakıtı hacmine referans ettiği gerek kullanma kitapçığı olan nutuktan gerek tekniken ve fiziken anayasal madde sebeplerinden iyi bildiğinizden uçağın daha yakıtı çeyreğe dışa düşmez acil oluyla anons geçerek nokta dalışına girip siyaset çöp bataklar dönüştürdüğünüz yurdumuzun kara topraklarına acil bir çapıp tekrardan pişkinlikler içerisinde 5 yıl edecek kadar o yakıtıyla doğa bakım yaptırmak için Türkiye Cumhuriyeti bir meclis hava sahası alanına boy gösterisinde bulunup 5 yıl önceki verilen sözlerin tutulamaması nedeniyle aynı uçakta uçtu yol arkadaşları mürettebatı, yol arkadaşları mürettebatı, kabin görevlerine, uçağın kaptan pilotuna bağlayarak hatta bu uçağı tasarlayan hata yapmış, eksik noksanlar var diyerek horul horul korumayıp rahat rahat uçtu uçağı bahane edip dağıtını havada uçarken kadeh kokuşturup halay çekti, sağ tuttu yol arkadaşı ve ekibine dümenden hunharca çamurlar atıp iftiralar ve komplolar düzenleyip laf canmazlıklarıyla kavga etmişerek gerek hayali bir düşman yaratıp gerek de hiçbir şey bulamadığında da eteklerle, tırmanlarla, saçlarla, başlarla, sakallarla, cübbeyle, donlarla, atletlerle hatta tanga, kiloplarla bile uğraşıp ibadet çeşitleri ya da hava civayla uğraştığınızdan kendinize primler yaratmaya arayışlar bulup tek tek memleketinizde aynı uçağa binme aşkı büyüsüne kapıldığınızda siyasetim olarak 100 milyon kez biliyorum. Bunu sizin bildiğinizde yarar verdi. Hayır, çok büyük. Değerli meclisiyeleri. Artık yemezler, değerliler. Son kullanma tarihi çoktan geçmiş olduğunu siz de biliyorsunuz. Ve biz Türk yapma olarak aynı naneyi yemekten aynı çorbaya kaşıklamaktan, aynı şarkıya dinlemekten, aynı filmi izlemekten, aynı tiyatroya gitmekten bıktık usandık değerliler. Sizlere halkım adına şimdi sıralayacağım soruları ve çözüm önerilerimi oy birliğiyle yürürlüğe sokmak ve uygulamaya almak sizlerin elindedir. Sorumludur, işidir, görevlidir, şerefidir. Zaten bizler sizlere o uçağa yolcu ederken bu sorunları çözmeniz için bildirdik fakat siz değerli üyeler yolculuk boyunca hep kolay duyduğunuzdan bize tsunami gibi yükselen sorunlarla dalgalar arasında ezilip boğulurken sizlere bari bir can simidi atın da zaten bir yüzmeyi öğrendik. Bizim çocuklarımız var, hastalarımız, yaşlarımız var dedik. Ama sizler bir randevuya bile randevu vermediniz. Ya Ermenistan, ya Afganistan, Pakistan, Suriye, Irak, İran, Yunanistan, İsrail, Filistin, Rusya, Çin, Danimarka, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan. Gerran mısın? Gerran, Kankuru, hatta Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Amerika, Birleşik, bizlere yani Türkiye Cumhuriyeti ana vatanı taşlarınızı hep başınızdan atıp sadece başınızda ne düşünce ya darbelerde, ya belalarda, ya da seçimlerde hatırladınız. Diğer taraftan Türk milleti kamu istikbal aşkına şahsiyetim olarak kendime düşen medeni vazifeyi yapmakta ülküm ve ilkem adına muvaffak olduğuma inanıyorum. Şu an vicdanım da çok rahat, önce kemiklerim de sızamayan düşünüyorum.
Ve eminim ayrıca kendi soyumdan gelenler için de benim hakkımda iyi konuşacağımı düşünüyorum ve bundan eminim, son derece eminim. Kanaatkarım, size de kendinizden eminseniz ve vicdanınız rahatsa ki sanmıyorum, sizler de zaten ben aynı fikir olarak kanaatidir ortadadır. Sizler de benim gibi vicdanınızdan rahat olmanızı istiyorsanız gerçekten sizlere halkım ve milletim adına aktaracağım meselelere ve çözüm önerilerine bir göz atın değerliler. Bundan sonra YouTube kanalında oluşturacağım oynatma listemde siz Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyelerine hitaben aktaracağım meselelere, konulara başlığın yanı sıra seri numarası oluşturacağım ve sıralayıp paylaşacağım. Ümit ediyorum ki beni yanlış analiz etmezseniz ben zaten halkım adına sizlerin nereden zeki, akıllı ve medeni insan olduğunuza bildiğimden beni yanlış anlayacağınız ihtimal veremiyorum. Şimdilik bu kadar.